Herkese iyi akşamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerde C-Style notasyonu üzerine BestScript'in desteklediği, belki can alıcı, ilginizi çekecek noktalardan bir konu olacak bu akşam. Sesimle kameram arasında bir gecikme fark ediyorum. Kayıda da yansıyacak mı bilmiyorum ama idare edin. Zaten küçücük bir köşede duruyorum. Evet, geçen haftadan hatırlayalım. Ne dedik? Biz for i in kalıbında bir blok veriyoruz ve bir liste. Bu listede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 do ve done blokları arasında teker teker handle ediliyordu. Evet, bir de bunun kolay bir yöntemi. Biz hiç C-style blok bilmiyoruz diye düşünürsek, sec komutu onun için çok işlevsel oluyor. Sec 10 dediğimiz zaman bize birden kaça kadar verirsek bize bir liste sunuyor. Gelin bunu hemen kullanalım. For i in ne diyoruz? Ben dolar soru işareti normal komut çıktısı handle etme şeklini kullanıyorum. Ve do diye blok açıyorum. Echo dolar i'yi handle ediyorum. Birinci element diye devam etsin. Yanına bir şey yazmış olalım. Evet, ne oldu? Birinci, ikinci, üçüncü sırayla handle etmiş olduk. Evet. Bir daha ayrıca bakın biz bir 5 versiyonumuza bakalım. Bakın oldukça yüksek bir versiyondayız gözüküyor değil mi? Modern bir işletim sistemi. Şu an ne kullanıyorum onu da yeri gelmişken göstereyim. Ubuntu Forever. Ubuntu 20.04.2 LTS kullanıyorum. Paket ünitesinde zaten 5 geliyor. Ve yüksek versiyonda geliyor. Bu versiyon 3 ve üzerinde bakın curly bracket yani süslü parantezle de benzer bir iş yapabilirsin diyor. Gelin biz onu da deneyelim hemen. İki, on. Ne oldu? Bu özel notasyonla ben yine bir liste, basit bir listeyi görüldüğü gibi aralıklı bir liste vermiş oldum. Biz onu bunu bilmeyiz diyeceğiz. Biz gelelim bir for döngüsünü C style yazmaya. Evet, dosyadan devam edelim şimdi. Evet, burada görüldüğü gibi çift parantezle 3 kısımdan oluşan C-Style syntaxta for döngümü hemen hızlıca döndüreceğim. Ne olacak birinci kısımda? İlk olarak atama, hatta değişken tanımlanıyor ve initialize de ediliyor. Hani for int i eşittir, sanki 1 ile, sanki 0 ile başlar gibi. Sonra ortadaki bölüm condition, üçüncü bölümde de increment, decrement, arttırma, azaltma işlemlerini yaptığım bilindik C görünümü şu çift parantezin içerisine vermiş olduk. Limitlenmiş 10'a kadar 10 küçük eşit olmak üzere çıkacak. Hemen bakalım bizim söylediğimizi yapacak mı? Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 tren verdiği için burada yan yana bir görüntü elde etmiş olduk. Veya bu şekilde çift eko verildiği için de kapatalım. Evet. Gördüğünüz gibi her bir satırı teker teker şöyle biz eklememizi yapalım. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü, ona kadar gördüğünüz gibi değişkeni içeride handle ettik. Hemen sıradaki örneğe geçelim.
Buradaysa iki değişken verilmiş, bir koşul ve iki arttırma ifadesini görüyoruz. Bakalım burada bize ne sürpriz yapacak. Evet, görünen o limit ifademizi, tanımımızı kaldırmışız. Şimdi baştan deneyelim. Evet. Ne oldu? A ve B'yi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 diye biz bunu alt alta görelim. Evet. A'yı ve B'yi teker teker handle ettik. B'yi gelin biz 10'dan başlatalım ve azaltalım. Evet. 1, 10, 2, 9, 3, 8, 11 diye gördüğünüz gibi A'yı ve B'yi ayrı ayrı handle ettiniz. Hemen sıradaki örneğimizde hızlıca geçelim. Evet, do ve done bloklarını for bloğunun scope'u olarak, başlangıç ve bitiş keywordleri olarak, do ve done neydi bizim için? 1, 5 keyword'üydü. Hakeza'dan da öyle. Ve süslü parantezde hakeza bir keyword ve açılışı ve kapanışı. Bu şekilde de hepten style'a işi çevirmiş oluyorum. Bakın, Kantar'ın topuzu iyice kaçtı. Bakın şunun sonuna bir eko verelim. Gibi. Veya başka bir espri yapalım. Eğer diyelim, hepten bir C-Style'a koptuk. Then fi ne yapıyoruz içeride? Eğer n eşitse ona bir tane bize new line versin. Görüldüğü gibi bakın. Dışarıdan vermedik. Kapatıyorum. Gibi. Ne oldu? Son turda bize bir tane new line hediye etmiş oldu. Yani sadece eko vermek, aslında sadece new line basmakla, yani print f new line demekle aynı şey. Evet. Biz burayı da printf'e çevirelim. Any'i de kaldırdığımızda zaten ne olacak? Printf'i de kullanınca şöyle bir hızlıca bakan birinin arkadaş burada ne kodu var deyip afallayacağı bir hale ulaşmış oldu. Yani tabii ki hedefimiz kimseyi afallatmak değil. Espri yapıyorum. C-Style'ın dibine vurduk. Evet, hemen hızlıca devam edelim. Bu örneği aşağıya indirdiğimde bir AFAX Batch Mode diye bir örnek var. Örnek ellerinizden öper. Sizin incelemeniz için bırakıyorum. Evet, şu süslü parantez, do ve done yerine süslü parantez kullanabilirliğini göstermiş olduk. Ve while'a dayandık. Evet, süslü parantezi for i in bloğunda da kullanabilirsiniz ama onu artık sapı sabanı birbirine karıştırmayalım. Aklınıza yanlış kalmasın. For i in kullandığınızda do'dan başlangıç ve bitiş keywordlerini kullanın. C style'daysa büsbütün C style'ken uçtan uca C style kullanmış olursunuz. Çift parantez
den süslü paranteze kadar. Ama şu kullanımı tavsiye etmiyorum. Hakeza bu kullanımı yaparsanız for i in'de de, yani for each yapısı gibi vardı ya klasik kullanımımız. Bu for each yapısı içerisinde süslü paranteze açık havalı aman da kullanayım isterseniz noktalı virgülü kullanıyorsunuz diyorum ve ulu while döngüsüne geçmiş olduk. While döngüsüyle hemen devam ediyoruz. While, koşul, do ve done bloklarıyla işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Buradaki koşul aynı if, then, fi içerisindeki tek köşeli parantez, çift köşeli parantez veya C style çift normal parantez aç kapat şeklinde kullanımla benzerlik gösteriyor. Hızlıca aşağıya doğru yine örneklerden derlediğim dosyamız üzerinden ilerleyelim. Evet, örnekte çift parantezi tercih ettim. Burada ilk önce ne yapıyoruz? Aynı if then fi koşul ifadelerimizde kullandığımız köşeli parantezi kullanıyoruz. Yani test bloğumuzu kullanıyoruz. Condition'ımızı değerlendirmesi için. Evet. Bu test köşeli parantezlerimizin içerisine test etmek istediğimiz condition'ı, koşul ifademizi yerleştiriyoruz ki ne olacak? Var değişkeni sıfırdan başlıyor. Limit de 10'muş. 0 küçük 10 olduğu, koşul true olduğu sürece ne olacak? Koşul true olduğu sürece ne olacak? Do ve done bloğu içerisinde döngüyü tamamlayacak. Ne zaman? 9 küçüktür 10 için bir bloğa girecek. 10 küçük 10 olmadığı için ne olacak? Döngüden çıkacak. Gelin çalıştıralım. Evet. Var değişkenimiz 0'dan başladık. 0, 1, 2, 3, 4. Bakın burada dokümandan göstereyim. Biliyorsunuz pek çok çeşit increment, arttırma yapma işlemi yapmamız mümkün. Matematiksel işlem yapmamız mümkün. Bunlardan en çok kullanılacak kendisine bir ekleyip kendisine atama, kendisine bir ekleyip kendisine atama şekli veya let kullanarak kendisine artı eşit bir ile kendisine atama yöntemi veya benim yaptığım gibi C-style çift artı kullanarak bunu yapmış oluyoruz. Gelin biz de artı eşit bir kullanalım. Ve yine aynı sonucu almış olduk gördüğünüz gibi. Evet, plus plus'ı bırakıyorum. Bir arttırmanın pek çok yöntemi var. Burada bakın hepsini açıklıkla ifade etmiş. Ben örneğime kendi sevdiğimi koydum C style olduğu için. Şimdi geliyorum sıradaki örneğe. Evet, burada condition bloğunu da C style'a çevirdik ve aynı sonucu elde etmeyi bekliyoruz. Evet. Ne oldu? Değişkenimiz yukarıda tanımlı, limitimiz burada tanımlı. Evet, 10 olana kadar o geldi, 10 da döngüden çıktı. Aynı işlemimiz gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi burada while'ı belki de en çok kullanacağınız bir dosya okuma işleminden bahsedelim. Read komutunu burada kullanacağız bir dosya okumak için. Read a standart input'tan bir tane alır. A'ya bakın. Şimdi echo a diyorum. Bakın asd atanmış. Nasıl atandı? Read line diyorum örneğin buraya. Satır oku. Bu benim satırım. Onu da yanlış yazdım. Read line, echo line dediğim zaman bakın ne oldu? ReadLine ile line değişkenine, bu bir değişkeni temsil etmek üzere. Read'den sonra ne yazarsanız o değişkeninizin ismi o demektir. Standart input'tan aldı okudu. Biz bu mantığı while içerisinde bir döngüde kullandığımız zaman dosya okuma işleminin
defacto yöntemini satır satır readline, satır satır okuma işleminin en güzel yöntemini sergilemiş olacağız. Şimdi ben test için buraya bir tane dates.txt oluşturdum. Saat, dakika, saniye ve nanosecond detayıyla beraber. Bunlar satırlar. Şimdi gelin bakalım dosyamızı bir de script içerisinde okuyalım. Bakın ne oldu? Handled birinci satır, handled ikinci satır, handled üçüncü satır. Tüm satırları teker teker aldım. İstersem bunu daha sonra parse eder dakika saniyesi nanosaniyesine. Dilersem parse edebilirim. Şimdi aynı işlemin bir diğer kullanımına geçelim. Buradaysa yine readline'i kullanıyoruz. Bakın burada ne yaptık? Cat file name'i while readline'a pipeladık. Cat file name çıktısı, standart output çıktısı while readline için satır satır bir input oluşturdu ve biz cat file name için her new line enter'la ayrılmış yeni satırı bu satırda handle ettik. Artık bizim elimize düştü dolar line ile. İstediğimiz muameleyi yapabiliriz, istediğimiz parse'ı çekeriz. Burada da aynı işlem yapıyorum. Bakın benim tercih ettiğim yöntem cat $filename pipe'ı bypass ediyoruz. Burada yaptığımız şey dandan önce bir redirection yapmak. Burada bakın bu bir küçüktür büyüktür işareti değil. Bu bir redirect. Yani dosyayı while readline döngüsüne ver kardeşim demek. Bakalım bu çalışıyor mu? Evet, bu da aynı çıktıyı verdi. Bir de sonsuz döngüyü gösterelim. Onu da konu satırına göstermem yeterli. While bir aynı C style gibi do echo i'yi bir arttır. Done dediğim zaman bakın sonsuz döngüde artık sonsuza doğru yolculuğuna çıkacak. Evet, kitabımıza dönelim. Burada benzer örnekler, ellerinizden öperler. Burada daha başka bir örnek. Bakın, çoklu koşulda yine enter, enter, enter ile çoklu koşul vermiş gibi duruyor. Bunun yerine siz çift parantezinizin içerisinde çoklu koşullarınızı and ve or mantıksal karakterlerini kullanıp yapın derim. C style evet bahsettik. Bugün şurada da tatlı bir şey demiş. C ve Java programcıları kendilerini Bash script yazarken evlerinde hissedebilirler. Bu örneği daha fonksiyonları görmediğimiz için geçtim. Readline örneğini size verdim ve until örneğine dayandık. While sizin neyinize yetmiyor da bir de until istiyorsunuz değerli arkadaşlar. Until'i inceleyin. Burada da ifade ettiği gibi opposite of while loop mantıksal olarak while'ın tersi olarak davranıyor. Bunu kullanmayı da nasıl kullanılacağına bakmayı da size bırakıyorum. Çünkü while sizin için yeterli olacak. Until'de ekstradan bilin diyorum. Nested loops dersinde görüşmek üzere.